Kıymetli izleyicilerimiz, dünyanın pek çok noktasında koronavirüsle ilgili olarak ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bu sıkıntıları yaşayan ülkelerden bir tanesi de Avustralya. Evet, Avustralya'da her gün vaka sayısı çok hızlı bir şekilde artıyor. Özellikle içinde bulunduğumuz bugünlerde insanların temaslarını arttırması nedeniyle maalesef omikron denilen bu mutantın baskın mutant haline geldiği ifade ediliyor. Dünyanın pek çok ülkesinde şu anda Delta mutantını Omicron geçmiş vaziyette Avrupa'ya bakıyoruz. Yine aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda gibi vatandaşlarımızın da yaşamış olduğu ülkelerde maalesef durum hiç de iç açıcı değil. Avustralya'da alarm durumu ilan edilmiş vaziyette. Çünkü vaka sayısı hızla artıyor. Hayatını kaybeden insanların sayısı da hızlı bir şekilde artıyor. Baktığımızda Yeni Güney Galler'de 11.201, Victoria'da 3.767, Queensland'de 1.589, Güney Avustralya'da 1.471, Avustralya başkent bölgesinde 138, Tazmanya'da 55 kişide Covid-19 tespiti yapıldı. Yeni vakalar bunlar. Böylece 18.221 toplam vaka sayısına ulaşılarak en yüksek vaka sayısı elde edildi arkadaşlar. Çok çok üzücü bir durum toplam. 99414 aktif vakanın bulunduğu ülkede 129 yoğun bakımda olmak üzere 1146 kişinin hastanede tedavisi devam ediyor. Öte yandan ilk Covid-19 vakasını 25 Ocak 2020'de tespit edildiği Avustralya'da bugüne kadar virüse yakalananların sayısı 341506'ya ulaşırken 2210 kişi ise maalesef hayatını yitirdi. Yeni Zelanda'ya bakıyoruz. Yeni Zelanda'da da 54 kişiye Covid-19 teşhisi konuldu. Son 24 saatteki test sonuçlarına göre 54 kişiye daha Covid-19 teşhisi konulurken Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı ülkedeki 1272 aktif vakadan 7'si yoğun bakımda olmak üzere 48 kişinin hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi. Virüsün ilk kaydedildiği günden bu yana 13.986 kişinin Covid-19'a yakalandığı belirtilen Yeni Zelanda'da 51 kişi toplamda hayatını yitirdi. Evet Yeni Zelanda daha önceki yayınlarımda da söyledim. Korona virüsü diğer ülkelere göre daha iyi yönetiyor diyebiliriz. Bu tür ekonomik ve kültürel olarak gelişmiş diğer ülkelere göre gelişmiş olan ülkelerde de aslında tablonun çok değişmediğini görüyoruz. Nasıl bir de değişiklik yok? Şöyle ki geçen yıldan bu yıla düşün. Tüm sıvılanmalara, tüm arkadaşlar kapanmalara yasaklamalara vesaireye rağmen görüyoruz ki vaka sayıları geçen yılla neredeyse aynı seviyeye geliyor bazı ülkelerde daha da yüksek vaka sayılarına ulaşılmış vaziyette E şimdi o zaman bu kadar sıvılanma bu kadar yasak bu kadar kapanma vesaire bunların nasıl bir neticesi ortaya çıktı Şimdi Profesör Doktor Uğur Şahin hepimiz tanıyoruz Almanya'da BioNTech-Pfizer ortaklığıyla üretilen bu aşının mucidi bulan kişisi Özlem Türeci de saygıdeğer eşi. Şimdi onlar hep şunu söylediler. Dediler ki bu sıvılar sayesinde hastanelerde yatacak olan insanlar e, azalacak. Yoğun bakımda yatan insanların sayısı azalacak, azalacak vesaire dediler. İşte yüzde bilmem kaç oranında koruyor, bilmem ne oluyor falan dediler. Şimdi ben baktığım zaman sadece Avustralya, Yeni Zelanda değil, diğer ülkelere de baktığım zaman hastanelerin hepsinde bir yoğunluk var. Yoğun bakımlarda yoğunluk var Almanya'da. Pek çok eyalette yoğun bakımda yer olmadığı için hastalar başka eyaletlere taşınıyor. Uçaklarla ya da arabalarla neyse işte ambulanslarla götürülüyor. O zaman ortada bir problem yok mu arkadaşlar? Yani bu sıvılarla ilgili bize anlatılanların ben ne derece doğru olduğu konusunda net değilim. Bilemiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi bizleri Dünyanın dört bir yanından izleyen vatandaşlarımızın bizim gerek sosyal medya hesaplarımızdan gerekse de YouTube'daki videolarımızın altındaki yorum bölümüne yazdıkları tek bir şey var. Artık hepimiz gerçekten çok sıkıldık. Bir an önce artık bu işten herkes gibi bizde kurtulmak istiyoruz diyorlar. Ben de aynı durumdayım. Siz de aynı durumdasınız. Ancak şimdi alınan tedbirlere ve haticeye değil neticeye baktığımız zaman daha kısa bir zaman içerisinde bu koronavirüsten kurtulacağı benzemiyoruz siyasetçilerin pek çoğunun aç kapa oyunu oynadığını ben görüyorum ve gözlemliyorum. Üzülerek anlatıyorum bunları ama durum bu arkadaşlar. Yani baktığımız zaman siyasetçiler bugün çözdük, yarın çözüyoruz, vaka sayısı azalacak, yok bilmem ne olacak, şu olacak, bu olacak, sonuç, sonuç, boş. Netice sıfır. Şimdi önümüzde işte ne var arkadaşlar? Zorlu bir Ocak ayı var. Özellikle Ocak ayının ikinci haftası itibariyle tüm dünyada vaka sayılarının mevcutun en az 4 ya da 5 katı oranında artması bekleniyor. Çünkü yılbaşının acısı, temas vesairesinin acısı bir iki hafta sonrasına çıkacak. Şimdiden dahi pek çok sağlık bakanı çıkıp benim işte hastanelerim doldu, işte bilmem o oldu, bu oldu diye ağlıyorlar. Ocak ayından sonra arkadaşlar ne yapacaksınız ya da ne yapacaklar çok merak ediyorum. Geride neredeyse bu koronavirüsle ilgili iki yılı geride bıraktık arkadaşlar. İki yıldır bakıyoruz pek çok ülke hastane yatak kapasite sayısını arttırmadı, sağlıkçı sayısını arttırmadı. Yani tek yaptıkları şey çıkıp günlük vaka sayısı ve ölü sayısı açıklamak. Bir de arkadaşlar burayı açıyoruz, bu yasağı yaptık, bu bilmem neyi getirdik demekten öteye hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz Avustralya'daki vaka sayılarına. Yüksek. Yeni Zelanda yüksek. Amerika Birleşik Devletleri'nde son 24 saatte 442 bin yeni vaka tespit edildi. 442 bin. Korkunç bir rakam. Almanya'ya bakıyoruz. Almanya'nın Sağlık Bakanı çıkıp diyor ki bu açıklamış olduğumuz rakamlar doğru değil diyor. Hadi bir de böyle bir durum var ya. Ülkenin Sağlık Bakanı diyor ki biz diyor rakamları tam tutamıyoruz diyor. Dalga geçiyorlar artık. Yani resmen, resmen dalga geçiyorlar. Sen bilmeyeceksin de ben mi bileceğim ülkendeki bu mutant ya da işte neyse virüse yakalanan insanları. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar ya? Enteresan yani bana çok ilginç geliyor ve Almanya ile ilgili yine bir bilgi vereyim size Almanya'da kimlere sıvıların vurdurulduğuna dair bir bilgi Bankası yok arkadaşlar ne var herkesin elindeki bir işte kart var bir de toplam sayı var Örneğin şu anda Almanya'da 25 milyon kişi bu sıvıları vurdurmadı ülke nüfusu 83-84 milyon geriye kalan kısmında işte bu sıvılar vurduruldu diyor. ama kaç kişiye kaç doz yapıldı Kimlere yapıldı? Bunlar bilinmiyor arkadaşlar Almanya'da. Evet, böyle bir bilgi bankası yok. Sanki Uganda'yı anlatıyoruz değil mi arkadaşlar? Almanya'dan bahsediyorum. Kıymetli izleyicilerimiz siz de bu konuyla ilgili görüşlerinizi lütfen videomuzun altındaki yorum bölümüne yazarak bizimle paylaşın.